Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere sonbahar ve kış aylarında kullanabileceğiniz 7 tane parfüm önerisinde bulunacağım. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz. Eğer bu tarz parfüm videolarından hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz hemen başlayalım. Tamamen sonbahar ve kış kullanımı için yaratıldığını düşündüğüm ilk parfümümüz Givenchy'nin L'Enterde Intense parfümü. Givenchy'nin klasik L'Enterde EDP parfümü bana göre imza parfümü olarak 4 mevsimde kullanılabilecek bir parfümken bu L'Enterde Intense klasik EDP'nin sonbahar ve kış alternatifi. Açılışında çok yoğun bir karabiber kokusu var. İlk 2 dakika boyunca özellikle sanki saf karabiber tozunu burnunuzda kokluyormuş gibi yoğun bir karabiber kokusu alıyorsunuz. Hatta bu bende bir hapşurma isteği de yaratıyor. Ondan sonra 2 dakikanın sonunda karabiber kokusu diğer notalara karışmaya başlıyor. Bu şekilde biraz o yoğunluğu azalıyor. Ancak parfüme çok yoğun bir baharat kokusu katmış oluyor. Yani parfümün teninizde kalıcılık süresi boyunca aslında o karabiberin verdiği o baharatlı yapıyı parfümde sürekli olarak hissediyorsunuz. Parfümün üst notasında sadece karabiber notası kullanılmış. Orta notalarında ise sümbülteber, portakal çiçeği ve susam var. Alt notalarında ise vanilya, vetiver ve patchouli kullanılmış. Vetiverli, patchoulili, karabiberli, yoğun, baharatlı, koyu yanlara sahip olan bir parfüm ve sümbülteberin ve portakal çiçeğinin o birleşmiş hafif çiçekçisi kokusuyla parfümün kalıcılık süresi boyunca yoğun bir susam hissediyorsunuz. Vanilya da var bu parfümde. Evet, vanilyadan gelen hafif tatlılık da var bu parfümde. Ancak bir klasik L'Enterde EDP kadar tatlı olan bir parfüm değil. Eğer bu parfümün klasik EDP ile olan farkını merak ediyorsanız tek bir video halinde kanalımda incelemiştim. O videonun da linkini aşağıya bırakacağım. O yüzden burada detaylı olarak farklarını sizlere incelemeyeceğim. Ancak bu parfüm klasik EDP'den daha az tatlı olan bir parfüm. Çok daha baharatlı olan bir parfüm. Tamamen klasik EDP'nin sonbahara yakışan versiyonu olmuş. Çok daha yoğun kokuyor diyemeyeceğim. Baharatlı yapısı sanki daha yoğunmuş gibi algılanabilir. Evet, biraz daha sert kokuyor parfüm. Çok yoğun baharatlı kokuyor. Ancak klasik EDP bana göre daha yoğun kokan bir parfüm. Daha tatlı, daha yoğun hissedilen bir parfüm. Sadece o ilk 2 dakika boyunca yoğun karabiber kokusu beni biraz rahatsız edebiliyor. Eğer o gün migrenim tutacaksa, kendimi çok iyi hissetmiyorsam bu parfümü kullanmıyorum. Çünkü kesinlikle migrenim artacaktır ve bütün gün kalıcı olacaktır bu parfümü sıkarsam. Biraz modunuz olması gereken bir parfüm. Her zaman çok rahat bir şekilde bu parfümü kullanamayabilirsiniz. Çok yoğun baharatlı olduğu için sizi biraz rahatsız edebilir. Ancak kış aylarında söylediğim gibi harika olacak bir parfüm. Sizi ısıtacaktır. Baharatlı yapısı çok güzel bir karakter kazandırıyor bu parfüme. Ve özgün olan parfümlerden biri. L'Enterde'nin DNA'sını taşıyor. Ancak klasik EDP'den bana göre çok farklı olan bir parfüm. O yüzden bakmak isterseniz bakın derim. Klasik EDP size çok tatlı geldiyse bu parfümü bence mutlaka denemelisiniz. Bir diğer sonbahar kış kullanımına uygun olan parfümümüz ise By Far markasının Hopscotch parfümü. By Far markası biliyorsunuz ayakkabı ve çanta üreten Bulgar bir markayken şimdi yeni 6 tane parfüm üretti. Ben de bu parfümü daha yeni geçen haftalarda satın aldım ve 6 parfümü de aslında çok beğendim. Özellikle 2 tane parfümünü çok beğendim ancak bunda karar kıldım. Çünkü sonbahar ve kışa girdiğimiz için bu parfüm şu sıralar kullanmak için daha uygun olacaktı. O yüzden bunu almak istedim. Diğer beğendiğim parfüm ise tamamen yeşil kokan bir parfümdü. Çok farklı kokuyordu. Onu da belki yaz ayları için almayı düşünebilirim. Ancak bu parfüm gerçekten harika bir vanilya parfümü. Çok tatlı olan, çok güzel bir parfüm. Bu arada bu mor olan ambalaj hopscotch anlamına gelmiyor. Oradan istediğiniz renk şişeyi kendiniz seçiyorsunuz. 100 ml'lik parfümü alıyorsunuz. İçine dolduruyorsunuz. Bu 20 mililitre, yani ben bunu bitirdiğimde 4 kere daha bu şişeyi doldurabilirim. Ve bunu bu şekilde deri bir kaşı seçtim. Bunun normal kıskaçlık olanları da vardı ancak ben deri seçtim. Bunu bu şekilde çantanıza da asabiliyorsunuz. Bence çok tatlı. Bu Hopscotch parfümü çok güzel bir vanilya parfümü ancak vanilyası çok farklı kullanılmış. İçerisine oyun hamuru notası eklenerek vanilya kullanılmış. Yani vanilyayı bir
oyun hamuru şeklinde hissediyorsunuz. Ben çok fazla oyun hamuru oynayan bir insan değildim. O yüzden bana böyle çocukluğumu, oyun hamurunu hatırlatmıyor. Tam tersine içerisindeki vanilya kokusu bana bu Charlotte Tilbury'nin ya da MAC rujların kokusunu anımsatıyor. Onlar da rujlarında çok fazla vanilya notası kullanıyor. Bu parfüm bana göre tamamen bir ruj parfümü aslında. Yani oyun hamurundan çok bana göre ruj kokan MAC rujlar gibi ya da Charlotte Tilbury'nin de aynı kokusu var. Onların rujlarını anımsatıyor. O yüzden çok beğendiğim bir parfüm oldu. Koleksiyonumda çok fazla böyle ruj kokulu parfüm yoktu. O yüzden bu parfümü satın almak istedim ve çok güzel kokuyor. Yani her sıktığımda kendimi o kadar iyi hissediyorum ki kalıcılığı da çok güzel ve kullanımı çok rahat olan, tüm kombinlerimle uyumlu olan, yaz-kış kullanabileceğim bir parfüm. Ancak şu sıralar dediğim gibi vanilya bence sonbahar havalarına çok yakışıyor. O yüzden bu parfümü çok keyifle kullanıyorum. Eminim şu an bu 20 mililitreyi bile yarılamışımdır. Çünkü yanımda da taşıdığım için çantamda sürekli olarak bu parfümü gün içinde de tazeliyorum. Parfümün üst notasında galbanum notası kullanılmış. Galbanum notası aslında yeşil bir bitki ve parfümlere eklendiğinde parfümlere yeşil bir koku katıyor. Ancak bu parfümde direkt yeşil bir koku yerine ben köksü bir bitki kokusu hissediyorum. Ve bu o köksü yapı, o organik köksü yapı bence o oyun hamuru notasıyla ve alt notalardaki tonka bin notasıyla, tonka fasulyesi notasıyla çok güzel bütünleşiyor. O oyun hamuru notası zaten bildiğimiz vanilya notası oluyor aslında. Yoğun vanilya ekstratı içeriyor bu parfüm. Alt notalardaki tonka fasulyesinin o tatlı kokusuyla birlikte zaten o yeşil köksü koku, tam yeşil değil bu arada, sadece köksü bitki kokusu, tam bir bana göre ruj kokusu ortaya çıkartıyor. Evet, oyun hamuru notasını da, yani o kokuyu da hissediyorum parfümde genel anlamda. Ancak bana tamamen o ruj kokusunu anımsatıyor. Çok, çok fazla. Ah, çok güzel kokan bir parfüm. Yani vanilyası bayıcı değil, tonka fasulyesi bayıcı değil ancak tabii ki tatlı hissedilen bir parfüm. Bayıcı olmayan, harika, tatlı hissettiren ve bilmiyorum kendi ten kokumla mı ya da işte söylediğim gibi kıyafetlerime çok uyduğu için mi bilmiyorum. Çok güzel bütünleşiyor benimle bu parfüm. O yüzden parfüme ayrı bir aşık oldum. Kullandıkça daha çok sevdim. Çok çok güzel olan bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. By Far markası hani böyle ayakkabı çanta markası, belki çok özgün şeyler çıkartmayabilir diye düşündüm. Ancak parfümlerin hepsi çok özgündü. Çok beğendim. Söylediğim gibi bir Jungle Queen'di sanırım adı, yanlış hatırlamıyorsam. O yeşil olan parfümü çok beğendim. Ve bir de bu parfümü çok beğenmiştim. Zaten koklar koklamaz. Hemen vanilya ve tonka fasulyesi dedim. Ve gerçekten de öyle çıktı. Ancak o galbanum notası da çok farklı bir dokunuş katıyor parfüme. Tamamen o oyun hamuru kokusunu yoğunlaştırıyor, o ruj kokusunu, o sentetik ruj kokusunu yoğunlaştırıyor. Bence çok güzel kokan bir parfüm. Mutlaka bakın derim. Kalıcılığı da ortalama 4-5 saat. 4-5 saatin sonunda, ben dediğim gibi dışarı çıktığımda bir 3-4 saatin sonunda bu parfümü yeniledim. Çok güzel hissettiriyor. Çok güzel, çok tatlı olan bir parfüm. Biliyorum, çok sevdim. Normalde benim parfüm zevkimi bilirsiniz. Gourmand, tatlı ve edible olan parfümleri çok seviyorum. Ve sonbahar, kışta tamamen gourmand parfümlerin kendini gösterdiği mevsimler ve aylarken ben şu sıralar direkt gourmand parfümlere yönelmediğimi fark ettim. Bir Lancôme La Vie Belle, bir Armani'si, bir Guerlain'ın Mont Guerlain parfümü gibi parfümlere yönelmiyorum. Onun yerine daha ferah olan ancak içerisinde baharatlı yapı taşıyan parfümler kullandığımı fark ettim. Aslında bu parfümler her yere kullanabileceğiniz, çok rahat kullanıma sahip olan parfümler ve ilkbahara çok yakışan parfümlerken sonbahara da çok yakıştıklarını fark ettim. Ve onların en güzel örneği de kesinlikle Tom Ford'un Rose Pirik parfümü. Bu Private koleksiyonuna ait olan bir parfüm ve o içerisindeki o baharatlı yapı o kadar iyi geliyor ki bana. Özellikle bu sonbahar aylarında günlük kullanımda çok güzel oluyor. Çok yakışıyorlar bana göre. Parfümün üst notasında Sichuan biberi ve zerdeçal kullanılmış. Bu Sichuan biberini bu parfümü gül parfümlerinde anlattığımda sizlere anlatmıştım. Sichuan biberi aslında bir biber değil, biber ailesine ait değil, beri ailesine ait olan bir meyve.
Ve kurutulup parfümlere eklendiğinde, nota olarak katıldığında parfümlere sitrusu bir hava katıyor. Bu parfümde de onu az da olsa hissediyorsunuz, o sitrus etkisini, ama daha çok bence bu parfümdeki rolü alt notalardaki patchouli ve üst notadaki zerdeçalla o oriental, o özgün baharatlı yapıyı oluşturmak. Gerçekten çok özgün kokan bir parfüm. Orta notaları ise tamamen gül çeşitlerinden oluşuyor. Türk gülü ve Bulgar gülü kullanılmış. Ve alt notasında tonka fasulyesi de var. Çok güzel kokuyor. Ah, çok pudralı olan bir parfüm değil, çok kremsi olan bir parfüm değil. Tam ferah ferah olan bir parfüm de değil. Dediğim gibi nereye sıkacağımı şaşırdım. Her yer parfüm. Şuraya sıkayım. Ah, çok farklı kokan, çok özgün kokan bir parfüm. Harika. Yani evet, ferah kategorisine girer bu parfüm. Ancak baharatlı olan bir ferah parfüm. Sonbahar aylarına bence çok güzel yakışıyormuş bu parfüm. Ben ilkbahar aylarında güzel olacağını düşündüğüm bir parfümdü. Ancak sonbaharda kullanımı da çok keyifli. Günlük hayatta çok zevkle kullandığım bir parfüm haline geldi bu. Eğer gül parfümlerinden hoşlanıyorsanız, ancak genel anlamda gül parfümleri size çok pudralı, boğucu geliyorsa ve farklı, alternatif olan bir gül parfümü koklamak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız, bence bu parfüme mutlaka bakın derim. İlkbahar aylarında da çok severek kullanacaksınız. Sonbahar aylarına da ayrı bir yakışan parfüm kendisi. Kalıcılığı, performansı zaten söylemiyorum. Tom Ford'un bu Private koleksiyonu zaten harika bir performansa sahip oluyor. Bu parfüme bakmanızı mutlaka öneririm. Çok çok güzel olan bir gül parfümü. Ve bir diğer yeni lanse edilen parfüm ise Martin Mikeliff'in Soleil Passion parfümü. Tamamen Akdeniz'in sonbahar meyvelerinden ilham alınmış olan bir parfüm. Üst notalarında nar, yaban çileği ve mandalina kullanılmış. Özellikle de ilk açılışta nar ve yaban çiçeğini çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Ondan sonra ise nar kokusu parfümün kalıcılık süresi boyunca size eşlik ediyor. Buram buram, çok yüksek bir volümde nar kokusunu hissediyorsunuz. Orta notalarında ise müge çiçeği ve gül kullanılmış. Gül ağırlıklı olan bir parfüm değil. Daha çok ben müge çiçeğini hissediyorum. O taze çiçek kokusunu, o kır çiçeği kokusunu hissediyorum ben bu parfümde. Hafif köksü de kokuyor, taze kokuyor. Ve narın o hafif acı olabilecek o taze meyve kokusuyla çok güzel bütünleşiyor. Alt notalarında ise musk, ambergris ve sedir ağacı kullanılmış. Odunsu kokan, taze kokan, köksü kokan çok güzel bir parfüm. Odunsu yapısı sonbahar ve kışa daha da uyumlu hale getirmiş parfümü. Ferah kokan ve çok özgün kokan bir parfüm. Özellikle de sonbahar kış aylarında kullanabileceğiniz, sonbahar kış aylarında sönmeyecek ve uyumlu olabilecek ferah bir parfüm arıyorsanız mutlaka bu Martin Mikeliff'in Soleil Passion'una ve Tom Ford'un Rose Pirik parfümüne bakmanızı öneririm. İkisi de tatlı olan parfümler değiller. Ferahlar, ancak çok güzel sonbahar dokunuşları var bu parfümlerin. Genellikle sonbahar parfümleri tatlı olan parfümler oluyor. Ancak bu ikisi çok güzel. Bu parfümü ben eminim ilkbahar aylarında da çok severek kullanacağım. Ancak sonbahara da çok yakışan bir parfüm. O yüzden şu sıralar söylediğim gibi tatlı gourmand parfümlerden çok ferah, ancak sonbahar dokunuşuna sahip olan parfümleri seviyorum. Bu ikisi benim için tamamen şu sıralar kullanacağım harika sonbahar parfümleri. Siz de eğer bu tarz parfümler arıyorsanız bu ikisine mutlaka bakın derim. İkisi de çok özgün kokan parfümler. Kalıcılıkları, performansları çok güzel ve harika sonbahar parfümleri. Bilmiyorum, gerçekten çok güzeller. Ve hem bu parfümde hem de bütün Martin Mikeliff parfümlerinde geçerli %10 indirim kodum var. Eğer aşağı bırakacağım Martin Mikeliff'in kendi web sitesinde alışveriş yaparken Deniz10 kodunu girerseniz bütün parfümlerde %10 indirime sahip olacaksınız. Bunu da bu şekilde belirtmek istedim. Sanırım 1,5 ay kadar daha aktif olacak kod. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ve yıllardır zaten önere önere dilimde tüy biten bir parfüm var. Bu da Tom Ford'un Noi Poa Femme parfümü. Bir sonbahar kış parfüm önerisi videosunda bu parfümü bahsetmezsem olmaz. Çünkü benim için sonbahar kış aylarının olmazsa olmaz parfümü bu. Gerçekten bayılıyorum. Harika bir parfüm ve fiyatı bu
Private koleksiyonunun yarı fiyatına sahip ancak performans olarak, koku özgünlüğü olarak ve o her şeyle güzelliği olarak kesinlikle bence Private koleksiyonu fiyatını hak eden bir parfüm. Evet, yine de pahalı olan bir parfüm, normal designer fiyatına satılıyor. Ancak çok çok güzel olan bir parfüm. Gerçekten inanılmaz güzel. İçerisinde üst notalarında turunçgiller kullanılmış. Mandalina var, portakal var, bergamot var. Harika şekilde kullanılmışlar. Orta notalarında külfi tatlısı var. Zaten inanılmaz gormant olan bir parfüm. Alt notalarında ise vanilya, amber ve sandal ağacı var. Tatlı, gormant, oryantal dokunuşlu, turunçgilli. Harika bir parfüm, harika bir parfüm. Aslında parfümde gül, yasemin, portakal çiçeği de var. Üst notalardaki turunçgiller portakal çiçeğinin kokusunu destekliyor. Ancak tam bir floral parfüm olarak sizlere anlatamam bunu. Bana göre tamamen bütünleşmiş bir koku halinde hissediliyor ve tamamen gormant kokan bir parfüm. Külfi tatlısı çok güzel kullanılmış. Amber, vanilya çok güzel kullanılmış ve üst notalardaki o turunçgilleri de çok güzel şekilde hissediyorsunuz. Lütfen bu parfüme bakın derim. Tatlı parfümlerden hoşlanıyorsanız, farklı, seksi kokan, özgüvenli olan bir parfüm arıyorsanız bu parfüme bakın derim. Tom Ford'un yarattığı en güzel parfümlerden biri bence. Bir diğer sonbahar kış kullanımına çok uygun olduğunu düşündüğüm parfüm ise Prada'nın yeni çıkarttığı Paradox parfümü. Bu parfümün tek başına inceleme videosunu kanalımda yayınladım. Onu da linkini aşağıya bırakıyorum. İsterseniz oradan uzun uzun izleyebilirsiniz. O videomda da bahsetmiştim. Bu parfümü çok özgün bulmadım. Piyasadaki birçok designer parfümü kokusuna çok benziyor. Ancak o designer markaların yapmaya çalışıp ya da yaptığı ancak çok başaramadığını Prada bence bu parfümüyle başarmış. En azından notalarının kullanım şekli, performansı ve kokunun tenimde değişmemesi nedeniyle bu parfümü beğendim. Ancak koku özgünlüğü olarak tabii ki de beğenmedim. O videoda her şeyi açık açık söylemeye çalıştım. Çok tarafsız bir şekilde parfümün sevdiğim ve sevmediğim yanlarını sizlere söyledim. Ve birçok designer parfümde de zaten ben çok fazla özgün bir koku umuduna girmiyorum. Ve bence birçok insan da girmiyor. O şekilde parfümü anlattım ancak beni yanlış anlayanlar olmuş. Mesela parfümü kokladım, çok özgün bulmadım, senin beğenmene şaşırdım. Ya ben videoda sadece direkt beğendiğimi söylemiyorum, beğenmediğim yanlarını da söylüyorum. Onlardan biri de zaten parfümün özgün kokmaması. Çok sıradan, artık birçok designer parfümün yapmaya çalışıp yaptığı şekilde kokan bir parfüm. Herkesin beğenisine açık olan tatlı, feminen bir turunçgil parfümü kendisi. Evet, piyasada çok var bu parfümlerden ancak Prada onlar arasında en iyisini yapmış. Yani o şekilde söyleyeyim yani. Bir Armani'nin My Way parfümü gibi başarısız değil. Hem performans olarak hem notalarının kötülüğü, sentetikliği açısından bakarsanız bu parfüm çok daha iyi kokuyor, çok daha başarılı kokuyor bana göre. O şekilde anlatmıştım ancak beni yanlış anlamışlar. Ve bu parfümü bu şekilde koklarsanız bence çok az beğenmeyen insan çıkacaktır. Yani koku beğeniye zaten çok açık olan bir parfüm. Ve bence sonbahar, kış aylarına çok yakışan, mandalina'nın yoğun şekilde hissedildiği, mandalina'nın portakal çiçeğiyle bütünleştiği, amber ve benzoinle ısınan, tatlı, feminen bir parfüm. Ve söylediğim gibi performansı çok çok iyi. Ve birçok insan da aslında bu tarz kokulardan hoşlanıyor. O yüzden zaten bu tarz parfümler çıkartmaya çalışıyorlar. Genel kitleye hitap eden, herkesin beğenebileceği ve birçok tene uygun olan parfümlerden biri bu da. Eğer siz de turunçgil parfümlerinden hoşlanıyorsanız, mesela Armani'nin My Way parfümü tarzında olan parfümlerden hoşlanıyorsanız, daha kaliteli, en azından paranızı hak edecek bir parfüm arıyorsanız, bu Prada'nın Paradox parfümüne bakabilirsiniz. Üst notalarında mandalina kullanılmış ve armut kullanılmış ancak mandalina ön planda olan bir parfüm. Orta notalarındaki özellikle portakal çiçeğiyle mandalina çok güzel bütünleşiyor. Harika bir çiçeksi, turunçgil kokusu ortaya çıkartıyor. Ve alt notalardaki amber ve benzoin de çok yoğun bir şekilde parfümü ısıtıyor ve tatlılaştırıyor. İlk kokladığınız andan itibaren parfümün zaten tatlılığını hissediyorsunuz. Ferah bir parfüm şeklinde açılıyor ancak gitgide tatlılaşan bir parfüme dönüşüyor.
Bu şekilde ben bu tarz parfümleri kullanmayı aslında kış aylarında seviyorum. Evet, özgün parfümler değil ancak bazen sadece bu tarz parfümler de insan kullanmak istiyor. Eğer sizin de sevdiğiniz parfüm türü bu tarz parfümlerse piyasada bence bakabileceğiniz en iyi performansa sahip olan parfüm bu parfüm şimdilik en azından. Ve bir diğer sonbahar kış aylarına çok yakışan bir parfüm varsa o da bu Mancera'nın Roses Vanille parfümü. Bu parfüm ben yaz aylarında bile kullandım çünkü benim sevdiğim parfüm tarzına çok çok uyan bir parfüm. Gourmand olan harika bir gül parfümü kendisi. O yüzden yaz aylarında bile kullandım ben bunu. Ancak şu sıralar daha çok kullanacağıma eminim. Harika bir lokum parfümü ve gül parfümü çok güzel bir şekilde hissediliyor. Lokumun o şekerli kokusunu hissediyorsunuz. Aslında parfümde vanilya da kullanılmış. Zaten isminden anlaşılacağı gibi Roses Vanille. Ama bana göre lokum tatlılığı olan bir parfüm. Daha şekerli kokan bir parfüm. Vanilya tatlılığından çok şekerli lokum tatlılığı var bu parfümde. O yüzden daha da gourmand hissettiren bir parfüm. Üst notalarında parfümün limon kullanılmış. Onu da hissediyorsunuz aslında ve sanki çok uyumsuz bir nota gibi durabilir. Lokum ve gülün yanında, vanilyanın yanında limonun ne işi var diyebilirsiniz. Ancak o tatlı gourmand etkiyi bence daha da pekiştiriyor. Birçok keke biliyorsunuz, onun dışında cheesecake'e limon eklenir, ekşi tatlar eklenir ya. Bu parfümde de aynı o şekilde hissediyorsunuz limon kokusunu. Çok güzel bütünleşiyor ve parfümün çok tatlı tatlı bayıcı şurupsu olmasını engelliyor. Evet, yine tatlı olan bir parfüm. Odunsu, tatlı hissettiren bir parfüm ama o limon kokusu çok güzel dengeliyor bence. Harika. Yani baş ağrısı yaratmayacak bir tatlılık oluşuyor. Ah, çok şurupsulaşmadan kokusunu, tatlılığını çok güzel koruyan, çok farklı hissettiren, sıcacık, böyle odunsu yana da sahip olan bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Sedir ağacı da çok güzel hissediliyor bu parfümde. Gerçekten harika kokan bir parfüm kendisi. Eğer gourmand parfümlerden hoşlanıyorsanız, tatlı parfümlerden, gül parfümlerinden hoşlanıyorsanız bu parfüme mutlaka bakmanızı öneririm. Limon çok farklı, çok ayrı bir dokunuş katmış bu parfüme. Gerçekten çok beğendim. Bayıldığım parfümlerden biri. Benim kedimin adı da lokum biliyorsunuz. Bunun içinde de lokum olması ayrıca bir tatlı hissettiriyor. Bu lokum parfümü diyorum. O yüzden çok beğeniyorum. Benim de sonbahar kış kullanımına çok uygun olduğunu düşündüğüm, birbirinden çok farklı olan 7 parfümüm bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin en sevdiğiniz, şu sıralar kullanmaya bayıldığınız parfüm hangisi? Aşağıda yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.